Mutlu günler Esport ekranlarına hoş geldiniz. NBA günüyle karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de öne çıkan detayları konuşacağız. Stüdyoda bugün İnan Özdemir'le birlikte olacağız. Dün gecenin sonuçlarıyla birlikte programımıza başlıyoruz. Dün gece 6 maç oynandı. Sonuçlar ekranlarınıza geliyor. Philadelphia Orlando'yu yendi. Maç sonucu 112-92. Toronto Washington karşısında 132-102 kazandı. Milwaukee Brooklyn karşısında 144 sayı kaydetti. Temsilcimiz Alperen Şengül'ün takımı back to back gecesinde Phoenix karşısında 113-129 kaybetti. New York Oklahoma City karşısında 129-120 kaybederken Esport'taki mücadelede eksik Cleveland Dallas karşısında 113-110 kazandı. İnan hoş geldin. Hoş bulduk Miray, merhabalar. Tüm sezon gerçekten burada favori olan takımları, genellikle şampiyonluğa doğru, sezon sonuna doğru çıkış yakalayan takımları konuşmuştuk. Keyifli takımlardan biri Oklahoma City Thunder'ı konuşarak bugün programımıza seninle birlikte başlayacağız. Oklahoma City Thunder da dün Houston gibi back to back maçındaydı ve dün gece New York karşısında kazandılar. Önceki gün ise Batı Konferansı'nın zirvesine mesaj verir niteliğinde Minnesota karşısında kazanmayı başardılar. Ki son dönemlerde formda takımlar karşısında kazanmayı başaran da bir Oklahoma City Thunder var. Neler söylemek istersin Thunder'ın son dönemlerdeki formuyla alakalı? Yani sen back to back dedin, oradan başlayalım istersen. Genelde NBA'de çok eskiden beri bir gelenek vardır. Yani back to back, yani bilmeyen seyircilerimiz için iki gün üst üste oynanan maçlarda ikinci gün oynayan takım artık sonuçta 48 saatte ikinci maçını yapıyor olduğu için o takım artık sıkıntıya düşer, o takım mağlup olur gibi bir anlayış vardır. Veya o günkü maçı yeterince kemerlerini sıkarak oynamaz gibi bir anlayış vardır. Ama bu sezon arka arkaya 3 tane back to back kazandı. Yani sadece ilk gece değil, o ilk geceki performansın üzerinden ikinci gece maçı çıktıklarında da aynı rekabetçiliği gösterebiliyorlar. Evet. Bu zaten bence takıma dair çok şey söylüyor. Yani burada son 6 maç ekrana geldi. Hani son 6 maça bakıyorsun, genel back to back performanslarına bakıyorsun. Her gece rakip kim olursa olsun rekabetçi olmayı başaran bir takım var karşımızda. Evet. Ve bu sezon senin de söylediğin gibi bunu üst üste yapan da bir Oklahoma City Thunder var. Sezonun gerçekten çıkış yakalayan ve hani bir genç ekip olmasına rağmen üst sıralarda olmayı başaran ve bunu devam ettiren, sürdüren bir Oklahoma City Thunder var. İsimler üzerinden de devam edebiliriz. Shai Gilgeous-Alexander zaten tüm sezon gerçekten harika performanslar çıkarttı ve çıkartmaya da devam ediyor. Diğer taraftan Chet Holmgren, Jalen Williams gibi yani 3 ismi de böyle ön plana çıkartacağımız zaman hakikaten bu sezon çok formda olduğunu görüyoruz. Özellikle Chet Holmgren üzerinden ilerleyecek olursak şimdi All-Star yaklaşıyor. All-Star içerisinde ismi geçen isimlerden biri. Yılın Çaylağı kategorisinde yine ismi ön planda olan isimlerden biri. Diğer taraftan savunma ödüllerinde yine ismi evet. ön planda olan isimlerden biri. Chet Holmgren için gerçekten sezon harika geçiyor. Ya inanılmaz bir sezon geçiriyor ve ben hani Chet Holmgren gibi oyunculara ezelden bir sempatim vardır. Yani şöyle NBA'ye geldiğinde Chet Holmgren'e dair söylenen şey neydi? Onun mükemmel bir savunmacı olabileceği ya da fiziğiyle özellikle savunmada problemler, rakiplere problemler yaratabileceği, hücumda ise sorun yaşayabileceği ön kabulü üzerine kurulmuştu. Ama ben Sam Presti'nin onu seçtiği günde onun Thunder'a çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Her ne kadar çok fazla koleji, çok fazla değil neredeyse hiç koleji izlemesem de. Chet Holmgren'in fiziksel yapısı itibariyle Thunder tarafından seçilmesinin anlamlı ve mantıklı olduğunu düşünenlerdendim. Ama böyle bir hücum performansı beklemiyordum. Yani kimsenin bekleyeceğini sanmıyorum. Evet. 40 yıllık bir NBA oyuncusu gibi NBA'ye girdi. Ve Chet Holmgren'e şu an baktığımızda yani işte pota altını çok rahat bir şekilde koruyabilen insanlar onun fiziğinin çok ciddi dezavantaj yaratabileceğini düşünüyordu ama uzunluğuyla ve koluyla ve özellikle savunma bilgisiyle birlikte o fiziğini bir dezavantaj olmaktan çıkarıyor. Tam tersi bir avantaja dönüştürüyor. Yani mobil bir uzun olarak pota çevresinde potayı koruyan bir oyuncu şu anda. Evet, baktığınızda kimi özellikleri 5 numarayı değil 3 numarayı hatırlatıyor olabilir insanlara. Belki 3.5-4 numarayı hatırlatıyor olabilir. Ama 5 numara olarak bu takımda oynuyor mu? Oynuyor. Ve bu takım onun 5 numara olduğu formatta Batı'nın ve NBA'nin iyi takımlarından biri mi? Öyle. O zaman tartışımı başka bir yerden ele almak gerekiyor bence. Yani insanlar şu anda şey gibi düşünüyor. Thunder'da çok fazla draft hakkı var. Chet Holmgren'in yerine, Chet Holmgren'i forvete kaydırıp bir tane oraya 5 numara gelirse Thunder'da her şey çok iyi olacakmış. Thunder şampiyon olacakmış gibi düşünüyorlar. Ama belki de öyle olmayabilir. Belki de bütün eksiklerine ve dezavantajlarına rağmen Chet Holmgren'in ideal pozisyonu 5 numaradır. Bunları bilemiyoruz. Basketbol biraz böyle parçalar oyunu yani takımın bir arada oynamasıyla şekillenen bir oyun. Öyle her parçayı kaydırıp yeni bir şey eklediğinizde doğru bir bütün elde edemiyorsunuz. O yüzden Chet Holmgren'i hayranlıkla izliyorum ama az önce söylediğin isimlerden. Şimdi Shai Gilgeous-Alexander'ı konuşmaya gerek bile yok bence artık. Çünkü yani şu an ligin en iyi 5-6 oyuncusundan biri.
MVP sıralamasında belki Doncic'le yan yana koyarız onu. 3 ve 4 gibi gidiyorlar şu anda. 4 evet. diyen de olur, 3 diyen de olur ama işte MVP sıralamasında ilk 5'te olan, liginde hadi veteranları onun yanına koyayım. Çünkü şu anda sezon performansı da onun arkasında olan ama playoff'ta ondan daha iyi olacak oyuncular var. Evet. LeBron James gibi. Gibi. O yüzden de hani ligin en iyi 10 oyuncusundan biri diyeyim. Şimdi Chet Holmgren'i ligin en iyi oyuncuları sıralamasına koyduğumuzda kaç? Yani bence ligin en iyi 40 oyuncusundan biriymiş gibi oynuyor şu anda. Hatta öyle. 30 oyuncusundan evet. biriymiş gibi oynuyor. Ya yani 30 oyuncu bile diyebiliriz şu anda. Jalen Williams'i izliyorsun. Jalen Williams de ligin en iyi 50 oyuncusundanmış gibi, biriymiş gibi oynuyor şu anda. Özellikle dün inanılmaz bir performans ortaya evet. koydu. Biraz mübalağa ediyorum ama orayı hak eden bir oyuncu Jalen Williams. Şimdi en iyi 50 oyuncuya girebilecek 3 tane oyuncun varsa senin... Zaten sadece bu sezon için değil, 5 sezon boyunca Batı'nın en büyük adayısın demektir. Evet. Ya gerçekten hafta içi her gün birçok takımı konuşuyoruz. Yani dün de yine programımızda konuştuk. Boston Celtics şu anda sağlıklı Hı-hı. olduğunda onları övmeye ve izlemeye ve keyif almaya da devam ediyoruz. Denver yine öyle. Onun yanı sıra işte Oklahoma City Thunder'ı yine evet belki bu takımların hemen böyle arkasından Hı-hı. yer almıyor. Ya da işte şampiyonluk noktasında belki ilk telaffuz ettiğimiz takımlardan biri değil ama o kadar değerli isimlere sahip olduğunu görebiliyoruz ki burada seninle birlikte de konuştuk. Konuştuğumuz zaman ki Chet Holmgren'e şöyle bir de ekleme yapacağım inan. Birçok kategori saydık. 3 kategori üzerinden özellikle değerlendirecek olursak. Bilmiyorum tabii All-Star olacak mı ama çünkü orada seninle birlikte de geçen hafta evet, Ayfren Şen'in üzerinden. Zor bir tartışma. Evet bir grafik üzerinden değerlendirme yapmıştık. Çok zor isimler, çok iddialı isimler var. Bakalım All-Star olabilecek mi? Diğer taraftan yılın çaylağında Wembanyama. Evet bu sezon belki o çıkışı yakalayamadı ama hani San Antonio Spurs'un ilerleyen senelerinde ve sezonlarında zaten takımı taşıyacak isim. Bu net bir şekilde belli. Burada ön plana çıkıyor. Diğer taraftan savunmada yaptıkları zaten ön planda. Hakikaten Oklahoma City Thunder çok şanslı. Evet dün de New York maçını izlerken yani mest olmamak elde değil. 4 top kaybettiler sadece kocaman evet. maçta. Yani 48 evet. dakikada 4 top kaybettiler ve Jalen Williams bir basketbol oynadı. Şimdi Jalen Williams zaten fizikli bir oyuncu. İlk adımı kuvvetli. Potaya gittiğinde özellikle yani geliştirmesi gereken tabii ki yerler var ama özellikle pota çevresinde bitirebiliyor şu anda. Bir şey gibi Alexander tipi bir ustalığı olduğunu düşünmüyorum penetre üstünden ama bitirebilme kabiliyeti var. Çünkü fiziği o kadar kuvvetli ki zaten omzu koyduğu an rakip savunmacı yıkabiliyor. Ama en önemlisi şutu çok düzgün. Yani şut stili gerçekten düzgün. Ve bu sezon şutunu dribbling üzerinden dağıtmayı daha iyi öğrendiğini görüyoruz. Yani step back üçlükleri var, sağa doğru gidebiliyor, sola doğru gidebiliyor. Yani hücumunda ve savunmasında full paket olabilecek bir oyuncu izlenimi veriyor evet. Jalen Williams şu anda. Yani dünün 35 sayısını izlerken şeyi düşündüm. Başka bir takımda Jalen Williams olsa, hani daha çok top kullanacağı bir takımda olsa, yani şu anda çok rahat 20'li sayılarda, 23'lerde, 24'lerde bir sayı ortalaması tutturup şu an ligin işte en büyük genç yıldızları arasında ismi sayılırdı ama bu takımda şey Alexander var, Chet Holmgren gibi bir parlayan yıldız var. Evet. Jalen Williams biraz arkada kalıyor ama dünkü maçta ve özellikle son dönemdeki formuyla ben de buradayım dedi. Evet Atlanta Hawks'la devam edeceğiz. İnan son 3 maçını kaybeden bir Atlanta var. İlk bölümde seninle birlikte Oklahoma City Thunder'ı konuşmuştuk. Atlanta Hawks için ise çok iyi şeyler söyleyemiyoruz. Sadece bu sezon değil, bu sezonda dahil olmak üzere 2016'dan bu yana bir türlü istediği yerde o sıçrayışı, yükselişi sağlayamayan bir Atlanta var. Pikler, takaslar, bir takım eklemeler ama nedense Atlanta'da bir türlü o istenilen sıçrayış olmadı. Özellikle de Doğu finaline çıktıktan sonra işte onların son 8 sezonluk evet. serüveni ekrana geliyor. Şimdi Doğu finaline çıktıktan sonra bu takım ki o erken bir Doğu finaliydi aslında onlar için. Yani belki de orada olmamaları gerekiyordu. Yani biraz Philadelphia 76ers'ın da sakarlıklarıyla diyelim tırnak içinde alakalı ama hak ederek çıktılar tabii ki. Yani Philadelphia sadece kötü olduğu için değil ama yine de bu takımın olduğundan daha büyük bir yerde olduğunu düşünmesine sebep oldu o serüven. Yani Atlanta evet. hep oraların takımıymış gibi düşündü ve o günden bu yana da hep oraların takımı olmalıymış gibi bir hamle şeyi yapıyor. Yani bu takımın Trae Young'ın etrafında kurulacağı çok belli zaten ama işte Dejan Tamori'yi getirme şekilleri, Dejan Tamori'nin karşılığında yolladıkları draft takları, sonra Quinn Snyder gibi NBA'nin saygın koçlarından biriyle anlaşmaları, yani bütün bunlar Atlanta'nın büyük hedeflere sahip olduğunu gösterici cinsten hareketlerdi. Fakat bu takımda bir türlü çözülemeyen bir sorun var. Çok iyi bir hücum takımı Atlanta ve çok kötü bir savunma takımı. Şimdi Indiana Pacers de bu formatta. Zaten sezon başından beri konuşuyoruz. Indiana Pacers de mükemmel bir hücum takımı, rezalet bir savunma takımı. Evet. İşte Milwaukee Bucks'a bakıyorsun yine hücum reytinginde çok yüksek olup savunma reytinginde kötü olan düşük takımlardan biri. Yani böyle takımlar var NBA'de. Yani böyle bu stratejiye giden takımlar var. Yani daha iyi hücumlar, rakiplerimden daha çok atarak ben bir şekilde kazanırım diyenler var. Ama Atlanta o eğriyi bir türlü koyamıyor. Çünkü Indiana bunu
inanılmaz yüksek tempoda yaptı. Ve Indiana hücumu o kadar acayip seviyeye çıkardı ki savunmanın çok kötü olmasından sıkıntı görmemeye başladılar özellikle sezon başında. Evet, onlar da son dönemde düşüşte belki ama Atlanta bir türlü o dengeye yani. Milwaukee de yine o şekilde. Evet, Milwaukee de özellikle clutch time'ları da çok iyi oynayarak. Evet. Yani Damian Lillard etrafında maç sonlarına çok iyi oynayarak bunu yaptılar. Ama Atlanta bir türlü kazanamıyor ve yani bu takımın serüvenine bakıyorsun %50. Sürekli bir kaybediyorlar bir kazanıyorlar. Evet. Geçen sene olan formatı bu sezonda görüyoruz. Ama en çarpıcısı hani bizim konuştuğumuz döneme yakın diye söylüyorum. İşte en son Bulls maçını izledim onların. İşte Bulls'ta 5 numara olarak Andre Drummond çıktı. Şimdi Andre Drummond'un 5 numarada olduğu bir Chicago Bulls'a karşı sen Kobe White Andre Drummond ikili oyunlarına, DeMar DeRozan Andre Drummond ikili oyunlarına yeniliyorsan orada ciddi problemler var demektir zaten. Şimdi Trae Young zaten perimetrede savunması sorunlu bir oyuncu. Daha çok çabalıyor ama sorunlu. Ama tek problem Trae Young değil ki. Yani pick and roll'a kimi sokarsa soksun Chicago Bulls o ikili oyunun devrilme anında herhangi bir yardım gelmedi Atlanta Hawks savunmasına. Herhangi bir yardım yok. Yani evet Jalen Johnson dönmüştü o maçta ama Bogdanovic seyrediyor, Sadik Bey seyrediyor, Capela yarım yamalak işini yapıyor orada. Ya o kadar kötü bir ruh hali vardı ki takımda o Chicago Bulls maçında. Onları izlerken şey söylüyorum. Mesela maç sonunda Alex Caruso bir şey ortaya koyuyor. Bir çaba ortaya koyuyor. Alex Caruso'nun karşısında mesela Atlanta'da Alex Caruso gibi oyuna kendini verebilecek, geri atabilecek bir tane oyuncu var mı bakıyorsun bulamıyorsun. Hani belki Jalen Johnson oraya girebilir diye düşünüyorsun ama her oyuncu Atlanta'da hücumda topun bende olması gerekir. Ya ben top gelirse çok güzel şeyler yaparım diyen çok da yetenekli oyuncular ama savunmada sen o topa yere atlamadığın sürece, sen Drummond'un önüne barajı çekmediğin sürece, Caruso'yu şöyle bir kenara itip o ribandı almadığın sürece bu işler olmuyor. O yüzden Atlanta'da olmuyor bir şeyler. Evet. Ve bizler de programımızda Atlanta'yı gerçekten az konuşuyoruz ama hani mesela dün gece oynamadılar ama oynadıklarında da o kadar kötü kaybediyorlar ki yani hep de kötü kötü de bir takımı konuşmak da açıkçası doğru gelmiyor bizlere. Bu noktada dengesiz gittiklerini, senin de söylediğin gibi bir kazanan bir kaybeden bir Atlanta olduğunu söylemek mümkün. Ki sonundan da sürekli kaybediyorlar. Sürekli artık kaybediyor. Bir kazanan bir kaybeden dengesinden de çıktılar. Ve sürekli %50 civarlarında olan bir Atlanta var ve takas ihtimalleri de konuşulmaya başlandı. Tabii birçok takım için aslında takas ihtimalleri var. Sürekli NBA günlüğü programımızda da konuşuyoruz. DeJounte Murray için ne düşünüyorsun? Bir takas ihtimali sence gerçekleşir mi? Gerçekleşirse hangi takımlara gidebilir? Bir takım söylentiler de var. Mesela Los Angeles Lakers. Evet, her oyuncuyla olduğu gibi, dünya üzerindeki her oyuncu olduğu gibi DeJounte Murray de Lakers'la adanılan oyunculardan biri. Tabii Lakers'ın ciddi bir oyun kurucu problemi olduğu açık yani. D'Angelo Russell'ı sen kenara attıktan sonra orada ilk beşine LeBron ve Anthony Davis etrafında tırnak içinde daha fazla mücadele eden ama biraz kazma yönleri de olan oyunculardan kurduğunda evet süper bir savunma takımı oluyorsun ama hücum ne demiyorsun? Yani Atlanta neyse Los Angeles Lakers'ta tam tersi olmaya gitti o hamleyle birlikte. D'Angelo Russell'ı kenara çekerek. Yani sorun şu. Oraya da bakıyorsun LeBron dışında Russell ve Austin Reeves o topu oynayacak oyuncular. Şimdi Russell'ı yollayacaklarsa orada bir numaraya ihtiyaçları var ama DeJounte Murray oyuncu mu? Çok emin değilim tabii ki. Şimdi şut yüzdesine bakıyorsun DeJounte Murray'nin bu sezon. Efektif şut yüzdesi %53. Yani aslında DeJounte Murray çok güzel bir şut sezonu geçiriyor orada. Üçlük yüzdesine bakıyorsun. Evet volümünü hiç fena bir noktaya taşımadı. 6 üçlük gayet iyi bir volüm. Üçlük yüzdesi olarak da %37'lerde atıyor. Bu da onun şut anlamında ne kadar iyi bir noktada olduğunu gösteriyor. Fakat işte burada sorun DeJounte ile Trey'in yeteneklerinin birbirini tamamlayamaması. Yani Trey inanılmaz bir pasör ve son 8 maçın 7'sinde 30 sayı 10 asiste geçti. Akıl almaz bir formda gidiyor. Ama Trey'in elinden topu aldığında DeJounte'nin nitelikleri artıyor ama DeJounte'nin elinden o topu aldığında DeJounte onu oynayamıyor. Yani ikisi de topsuz oynayamadığı için birbirlerinin tamamlama sorunları var çok ciddi bir şekilde. O yüzden DeJounte böyle bir yere gidebilir elbette. Sadece Lakers'ta değil çok fazla takım aday olabilir. Yakıştırdığın bir takım var mı? Yani şöyle düşünmek lazım açıkçası yakıştır. Ya Atlanta dışında pek çok takım olabilir. DeJounte Murray'in şahsında bir şey olabilir. Değil bu arada bu. Olabilir Minnesota'da gayet olabilir. Evet. Sadece orada kimi vereceği önemli takımdan. Çünkü Atlanta DeJounte Murray'i alırken çok fazla draft hakkı yollamıştı. Fakat NBA'de takaslar artık öyle yapılmıyor. İşte Rudy Gobert takası bunun son örneklerinden biriydi. Durant bir istisnaydı. İşte DeJounte Murray'in karşılığında kaç tane ek tur hakkı alacaklar? Ona bakacaktır Atlanta. Ki bu takasın da başarısız olduğunu nitekim görüyoruz. Gerçekten Atlanta için seneler hiç iyi geçmiyor diyebiliriz. Ve gecenin programına bakalım. Esport ekranlarında yayınlanacak mücadelenin detayları ekranlarınıza geliyor.
Miami Golden State buluşması sabaha karşı 6'da esport ekranlarında olacak. Jimmy Butler'ın durumu belirsiz ama inan son dönemlerde formda bir Warriors var. En azından sezon başına göre bunu söylemek biraz daha mümkün. Onlar en azından doğru rotasyonunu buldular. Yani Brandon Paul James gibi takımın demirbaşlarından biri, bir çaylak oyuncu olarak. Trace Jackson Davis, Kevon Looney'nin aksadığı dakikalarda anında oyuna atılıyor. Artık öyle 5 dakika 6 dakika da beklenmiyor. Yani Trace Jackson Davis o dakikaları hak etti ve biz onu oynatacağız diyorlar. Şimdi öyle olunca takımda hani Kuminga, Paul James, Trace Jackson Davis, bunları sen körenin etrafına koyduğunda bambaşka bir takım çıkarma ihtimali oluyor. Tavanı belki çok yüksek bir takım değil ama en azından yani Wiggins devreye girecek mi, şu oynayacak mı diye beklemektense Steve Kerr şey mesajı verdi takıma. Bu dakikaları hak eden oyuncular alacak. Yani evet, yaşı kaç olursa olsun, genç de olsalar genç de olsa, bu takımda dakikayı hak eden oyuncuya ben o dakikayı vereceğim dedi. Bu önemliydi. Diğer tarafta Miami'nin de yani Jim Butler da oynasın, oynamasın bir şekilde kazanmaya devam ettiler inanılmaz ya. Noel gecesinde de bunu gördük. Ya Hayimakez'in oynadığı top, inanılmazdı Noel maçı. Senelerce unutmaz artık çaylak ismi. Ve unutmaması geceyi lazım. Evet. Yani gerçekten çok ikonik bir Noel maçı oynadı Hayimakez. O yüzden de Miami Heat Golden State Warriors maçı izlenir. Altıda ben dayakta olacağım. Ekran başında olacağım. Keyifli bir maç bizleri bekliyor. İnan çok teşekkür ederim. Ben bugün teşekkür ederim. Tempolu bir yayın yaptık. Bugün Euroleague'de derbi heyecanı, derbi günü esport ekranlarında olacak. NBA günlüğünde bugünü noktalıyoruz. Yarın haftanın son gününde Emre Gürkaynak'la birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.